Evet, benim KYK oda turumuz başlasın. Herkesin klasik girişi, önce kapımız var. Şu tarafa doğru kendi bavulumu bir çekeyim. Kapımız var ve yan tarafta hemen ayakkabılıklarımız var. Bu ayakkabılıklar bizim tek depolama alanımız gibi giysi dolabın haricinde. Çünkü bizim bir de dolabımız var ama dolabın haricinde komodin ve bazamız yok. Kapıdan hemen döndüğümüzde bu tarafta dolaplarımız yer alıyor. Hemen sol tarafında da ayakkabılıklar yer alıyor. Ayakkabılık herkesin şöyle bir kapak ayakkabılığı var ama biz ayakkabılık dışında her şeyi falan koyuyorduk. Mesela benim bu rafımda ayakkabılarım oluyordu. Bu rafımda işte paketli abur cuburlarım oluyordu. Burada defter kitaplarım oluyordu. Çünkü başka saklama alanımız olmadığı için hep buraya koyuyorduk. Komodinimiz yok çünkü. Hatta ben şuraya böyle askılıklar da asmıştım. Genellikle havlumu falan asıyordum buraya. Hemen benim bu dolap benim ayakkabılığımdı. Hemen kendi giysi dolabıma geçiyorum. Herkesin böyle anahtarı oluyor ama bazı KYK'larda bu anahtarlar kaybolmuş oluyor. Genellikle şu şekilde arkadaşımdaki gibi zincir kullanıyoruz. Dolabı şöyle bir açayım. Aslında dolaba sığılıyor. Sığılmıyor değil. Yani genel olarak baktığımızda iki tane işte şu boy bir rafımız var. Genellikle cilt bakım ürünlerimi buraya koyuyordum. Bir tane daha rafımız var. Altı tamamen askılık. Yani ben buraya önceden şey koymuştum. Raf plastik organizerler var ya, onları koydum. Çünkü kıyafetler haricinde sığmıyor. Bir de üstünde şöyle herkesin kendine ait böyle dolabın üzerinde kapak var. Genellikle buraya işte kışlıklarınızı ya da yazlıklarınızı koyabilirsiniz. Kullanmadığınız şeyleri koyabilirsiniz. Genellikle depo amaçlı falan kullanılıyor. Yani dolaplar fena değil. Güzel. Memnundum açıkçası dolaplarından. Tek sıkıntı işte bu rafının olmaması. Zaten yan tarafa doğru da dolaplar devam ediyor. Az önceki açıya geri döndüm. Bu tarafta giysi dolapları, bu tarafta ayakkabılık var. Birazcık daha sola döndüğümüzde banyo bölümü karşılıyor. Buraya genellikle arkadaşlarım havlularını falan asıyorlar. Genellikle onlar orada oluyor. Birazcık ilerlediğimiz zaman bu tarafta tuvalet var. Burası. Genellikle doldurup su koymuşlar mesela. Bu tarafta banyo var. Işığını hatta yakayım. Yani banyo güzel. Tek sıkıntısı işte çok fazla arıza oluyor. Mesela daha geçen gün şu fıskiyenin yere düştü, bu duvardaki kırıldı falan. Öyle bir şeyler oldu. Yeni tadilat yapıldı. Bu aşağısı genellikle akıtıyor diye buraya beton koydular falan. Yani rahat banyo yapılıyor mu? Hayır. Çünkü bizim banyomuz çok sorunluydu. Bu taraf zaten banyonun kapısı. Birazcık döndüğüm zaman burada ayna var ve ben varım. Selamlar. Şu yukarıda ışık var. Işık olduğu için güzel makyaj yapılıyor bu arada. Bunu buradan böyle açıp kapatabiliyoruz. Bu ışık bayağı iyi, kaliteli. Buradaki lavabo yeri genellikle kargaşa içerisinde oluyor. Yani mesela bulaşık deterjanı burada var. Sabun var. Aşağıda böyle iki tane kapak var. Bu iki kapak genellikle işte arkadaşlarımın işte duş ürünleri olsun, deterjanlar olsun. Bunlar genellikle burada oluyor. Banyodan çıkarken bizi odanın asıl çalışma bölümü karşılıyor. Yani mümkün mertebe video çekeceğim diye biraz topladım ama başkalarının eşyaları olduğu için onlar maalesef kalıyor. Dolapla kabinin arasında mini bir buzdolabı var. Bu arkadaş yeni geldi. Bütün herkesin böyle dondurucu ve dolap ürünleri genellikle burada oluyor. Yani meyve sebze falan genellikle olduğu için dolu görünüyor ama hani mesela akşam hani çay falan bile var orada. Hani akşam yiyor musunuz diye sorsanız nadir, bazen belki. Yan tarafta şöyle bir kabin var. Bu kabin aslında hiç kullanılmıyor çünkü perdesi yok. Perde henüz gelmedi. O yüzden genellikle şu köşeye temizlik ürünlerini falan koymuşlar. Haricinde pek kullanılmıyor. Geride bizi 4 kişilik masalar karşılıyor. Çalışma masalarım bu bölümün haricinde bu tarafta da bir yatak odası var. Sadece kendi yatağımı göstereceğim çünkü arkadaşlarımın yatakları hem toplu değil hem kendi kişisel eşyaları var. Bu şekilde ranzalarımız var ve ben mesela bu üstte yatıyorum. Mesela gece böyle sağ sola dönerken çok sıkıntı oluyor çünkü bunlar çok ses çıkarıyor. Yani yataklarımız böyle klasik KYK nevresimi, yastık, işte çarşaf falan. Biz yorgan kullanıyoruz çünkü burası genellikle soğuk oluyor ama yurdun içi sıcak oluyor. Bunalabiliyoruz. Bu odada hemen şu tarafta bir tane daha ve bu tarafta bir tane daha böyle ranza var. Toplam 3 tane ranza var. Yani toplamda 6 kişiyiz. Normalde bu yurt 4 kişilik yapıldığı için haricinde 5 ve 6. kişiler için buraya ek dolaplar eklenmiş. Bizim nasıl içeride işte böyle
ikili giysi dolabımız varsa ve ayakkabı dolabımız varsa, onlarda da ikili giysi dolabı var. Ayakkabı dolabını da bu şekilde ikiye bölmüşler. Aslında bir noktada onların daha fazla depolama alanı oluyor. Hatta şöyle uzaktan da 5 ve 6'nın dolaplarını size göstereyim. Bizimkiler böyle değil tabii ki. Az önce gördüğünüz gibi iki kapak ve bir ayakkabı dolabımız var. Ve yan tarafta penceremiz var. Yatak odasının penceresi. Genellikle aslında açamıyoruz çünkü çok fazla böcek giriyor. Yani büyük ihtimalle şu anda hava alsın diye açılmış ama birazdan işte kapatırlar ya da perdeyi çekerler. Çünkü çok fazla böcek giriyor ve onlarla birlikte uğraşmak çok büyük problem. Evet, benim yatağım da burada. O da gördüğünüz gibi çok büyük değil. Şu ortada bir tane priz var. Bir de şu tarafta, şu baş kısımda prizler var. Başka priz yok ve üsttekiler yatarken priz kullanamıyor. Yani arkadaşım gibi böyle kablo çekmeniz gerekiyor. Bu da ek bir masraf tabii ki. Bu oda bu şekilde. Sonra odanın kapısına doğru döneyim hatta. Odanın kapısından baktığımızda, yani yatak odası tarafından baktığımızda direkt masalar görünüyor. Çalışma masalarını hemen kendiminkine doğru yaklaştım. Çünkü tek toplu olan buydu. Masaları da bir tane sandalye veriliyor. 6 kişi olmamıza rağmen 4 masa ve 4 sandalye var. En toplu olan bu olduğu için şimdi size bunu göstereceğim. Bir tane masamız var. Orta boyut. Yani bir bilgisayar, defter falan gayet çalışılabilecek bir boyutta. Hemen prizlere bakalım. Yani toplam 4 masa var, 4 priz var. 2 burada var, 2 tane de orada priz var. Birazcık yukarıya doğru kafamızı kaldırdığımızda raflar karşılıyor bizi. Mesela şu raf kırık, buna genellikle bir şey koyulmuyor. Ama bu rafta işte arkadaşlarımın kitapları oluyor. Bir de kapak var burada. Bu kapakta da yine eşyalar olabiliyor ama bunlar kilitlenemediği için genellikle kimse eşyasını koymuyor. Ve masa bu kadar. Hatta şöyle birazcık daha uzağa gelip göstereyim. Bu tarafta perdeler var. Genellikle bu perdeler hep çekili oluyor çünkü dediğim gibi çok fazla böcek geliyor buradan. Ama göstereyim size dışarıyı da. Yani fena değil. Çok dağlık, tarla bir bölge. Market falan filan bulamazsınız. Evet. Bu şekilde. Yani genel olarak iyi mi? Yeni bir KYK olduğu için mobilyaları falan yeni ama çok fazla tesisat sorunu oluyor. Haricinde işte eşyalar yeni mesela. Bu açıdan güzel. Ama işte eşyalar yeni olduğu için yurt güzel görünüyor ama işte içinde çok fazla problem var. Bu şekilde. Zaten yerleri de şöyle göstereyim. Bu kadar. Bu taraf zaten az önce gösterdiğim gibi yatak odası. Ve geri doğru geldiğimizde işte sırasıyla kabin, buzdolabı, giysi dolapları, ayakkabılık. Kafamızı çeviriyoruz. Tuvalet, banyo ve KYK oda turu. Ve KYK oda turu burada bitti. Yani genel olarak yorum yapacak olursak eşyalar yeni olduğu için bir noktada iyi oluyor. Ama haricinde dediğim gibi çok fazla tesisat sorunu oluyor. Su olsun, banyo olsun, tuvalet olsun, sürekli odada bir tadilat oluyor. Sürekli abiyi çağırmamız falan gerekiyor. Yani onun haricinde eşyalardan dolayı güzel görünüyor, evet. Ama benim buradaki en büyük sıkıntım yine telefonun ve internetin çekmiyor olması. Haricinde idare edilir mi? Yani konumu dolayısıyla genellikle çok sorun yaşıyoruz. Çünkü burası çubuk yurdu. Yeni yapılmış bir yurt ve gerçekten hani merkeze çok uzak. Yakında gidebileceğiniz herhangi bir yer yok arkadaşlar. O yüzden sorun mu? Evet. Evet, yurt oda turu da yapmadım demem artık. Şimdi izninizle hemen kaçıyorum. Birazdan görüşürüz. Geldim şimdi ve videonun kapanışı olmadığı için bu şekilde veda edeyim istedim.
Bir sonraki video daha böyle günümüzden olacak ve şaşıracağımız bir video olacak. Onu da 2 gün sonra hemen YouTube'a atmaya çalışacağım. O editler de hazırdı zaten. O zamanlarda biraz YouTube'a bir şeyler paylaşamadım. Ama bu açıklığı kapatmak için hepsini derlediğim bir video paylaşacağım. Bütün görüntüleri eklediğim ve gerçekten şaşıracağınız bir video olacak. Bugünlük benden bu kadar. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Başka diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın lütfen ve şimdilik. Hoşçakalın.